Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Biraz da Ağlar Baba Hazretlerinden bahsedelim. Ağlar Baba Hazretleri Bayburtlu, Gavsul Azam bir zat. Gavislik tacını Terzi Baba Hazretlerinden alır. Kendisi Terzi Baba Hazretlerinin halifesi olan İrşadi Baba Hazretlerinin, Büyük İrşadi Baba Hazretlerinin torunudur. Rivayet edilir ki bir gün Ağlar Baba Hazretleri Terzi Baba'ya gider. Terzi Baba'ya giderken Musa Baba'yı da alır. Musa Baba Hazretleri Paşa Dede ismiyle namıdar olmuş bir zattır. Onu da alır, gel beraber gidelim. Terzi Baba Hazretleri bizi çağırırdır. Sen de yanımda ol diyerek beraber giderler. Terzi Baba Hazretlerinin kapısının huzuruna gelirler. Orada otururlar, daha ilerleyemezler. Musa Baba Hazretleri der ki, Paşa Dedem Hazretleri de diyebiliriz. Paşa Dede Hazretleri der ki, orada oturduk, bekledik. Bir müddet sonra Terzi Baba Hazretlerinin türbesinden gavislik tacı havada döne döne geldi. Ben diyor kafamı uzattım ama şeyhin başına geçti. Ağlar Baba Hazretlerinin başına geçti. Bu olayı Kavsul Azam Ağlar Baba Hazretlerinin bu olayına Şeyh Paşa Dede Hazretleri de şahittir. Tabi Kavsul Azam olmasıyla beraber Ağlar Baba Hazretleri de yol yürümüştür. Bir gün rivayet edilir ki Ağlar Baba Hazretleri rahmetullahi Ali bir muhabbetin cezbesine kapılarak Bayburt'un Oslu köyünde bulunan Oslu Hazretlerini ziyarete gider. Maksatı sohbet etmek, belki de bir şey öğrenmektir, bilemiyoruz. Çıkıp gider. Oslu Baba Hazretleri yukarıdan bakar ki Ağlar Baba gelir. Talebelerine der ki ben içeride yatıyorum, sakın bunu içeri almayın. Ağlar Baba Hazretleri gelir, şeyhle görüşeceğim. Efendim Şeyh Hazretleri yatır derler. Ben anlamam, yatır falan, görüşeceğim. Olmaz efendim, istirahat edir falan. Ağlar Baba dinlemez, onları geçer talebelerden içeri. Şeyhin odasına girer. Şeyh de sanki hiçbir şey yokmuş gibi mübarek yatakta uyuyor. Ağlar Baba kalk diyor, sohbet edelim. Şeyh Hazretleri uyanını dönüyor. O yüzüne de uyanıya gidiyor. Kalk efendim bir sohbet edeceğiz. Bir maruzatım falan var. Olmuyor. Şeyh Efendi'yi biraz rahatsız edince Oslu Hazretleri kalkıyor. Kimsin sen diyor. Ağlar Baba duruyor. Sen kimsin? Ağlar Baba'da hiç ses yok. Kim olduğunu bilmiyorsun, gelmişsin beni rahatsız ediyorsun deyince Ağlar Baba gidiyor. İşte gece gündüz hayalimde düşümde ta ezelden bir Allah'ım var benim beyitini orada söyleyip geliyor, kendini tanıyor. Men arefe nefsehu fekad arefe rabbehu. Ağlar Baba Hazretleri. Tabi Ağlar Baba Hazretlerinin sırları bunlarla kısıtlı değil. Ama biz yine de bu kadarını anlattıkla beraber Dursun Baba Hazretleri ile olan bir kıssasını anlatalım. Dursun Baba Hazretleri rahmetullahi aleyh buyurdu ki benden önce annemin hiçbir çocuğu yaşamıyormuş. Bütün çocukları doğup ölüyormuş. Sonra demişler ki bir daha çocuğun olursa, babası İsmail Efendi'ye, bir daha çocuğun olursa biz onu Ağlar Baba'ya götüreceğiz. Doğar doğmaz bize verin, götüreceğiz. Demirözü'de oturuyorlar o zaman. Ağlar Baba Hazretlerine doğar doğmaz Dursun Baba'yı alıyorlar. Hemen ata bindirip o köyden diğer köye getiriyorlar. Ağlar Baba Hazretlerinin huzuruna diyorlar ki efendim durum bundan ibaret. İşte İsmail Efendi şimdiye kadar hiçbir çocuğu yaşamıyordu. Bu da doğar doğmaz size getirdik. Ne buyuruyorsam. Ağlar Baba Hazretleri de diyor ki ne istiyorsunuz çocuktan? Götürün Dursun. Bunlar da peki değiller, alıp getirirler, ismini Dursun koyuyorlar. Böylece Ağlar Baba Hazretleri Dursun Baba'nın ismini koymuş oluyor. Allah-u Teala şefaatlerine nail eylesin. Tabi Dursun Baba Hazretleri daha sonra onu gördüğünü bize söylemedi. Zahiren hiç görüştüklerinden bahsetmedi. Biz de görüşüp görüşmediklerini bilemiyoruz. Ama Maksud Baba Hazretleri rahmetullahi aleyh Ağlar Baba ile 50 yıl kaldık. Sanki kapısına kul köle olduk. Hal geçmek için yandık, yakıldık. Yine de dediler yok yok. 50 yıl Ağlar Baba'nın kapısında kaldığını söylüyor. Hal geçmek için yandık, yakıldık diyor. Oysa bizler o 3 günlük dervişken 2 rüyayla şeyhlik ilan edirik. Bizler o Allah bizlere hidayet kapısı açsın. Hani derler ya 40 güne gelmişe nerede kaldın diye fırça atarlar. 40 yıla gelmişe o maşallah ey hızlı geldin derler.
Çünkü 40 güne gelmişe fırça atmalarının sebebi sene gel dedik nerede kaldın? Oyalanmıştır ondan. 40 yıla gelene de ağır ağır dikkatli titizce yol yürümüştür. Bu hallere erişmiş de ondan iyi çabuk geldin derler. Neyse tabii ki Ağlar Baba Hazretleri Rahmetullahi Aleyh'den bunu bahsederken Maksud Baba Hazretleri'nden de bir iki kısa bahsedelim. Bir gün bir adam evlenmek istemiş. Gelmiş demiş ki Maksud Baba Hazretlerine efendim evlenmek isterim ama nasıl bir kızla evlenim, nasıl bir insanla evlenim? Maksud Baba Hazretleri de demiş ki zalim alma, zulüm alma, mazlum al. Adam durmuş. Demiş baba zalim, zulüm, mazlum neyin nesi? Demiş ki dul alırsan zalim olur. Çocuklu dul alırsan zulüm olur. Kız al ki mazlum ola. Yine rivayet edilir ki Ağlar Baba Hazretlerinin bir tane komşusu varmış. Efendime söyleyeyim kızını çok isteyenler olurmuş. Bu da kiminle kısım olacak yani kime vereceğini düşünemeyince gelmiş Maksud Baba Hazretlerine danışmış. Maksud Baba Hazretlerine danışmış. Ağlar Baba dedi ki ama Maksud Baba olsun. Maksud Baba'ya danışmış. Demiş ki Maksud Baba Hazretlerine baba bana işte çok istilen kızımı kime verim bilen bilen. Maksud Baba Hazretleri demiş ki ağa ile hısım olma seni yıldırır. Bey ile hısım olma her gün öldürür. Fakirinle hısım olma seni kandırır. Düşün taşın oğul emsalın ara. Bak ne kadar güzel izahat etmiş. Ağa ile hısım olma seni yıldırır, bey ile hısım olma seni öldürür. Fakir ile hısım olma seni kandırır. Düşün taşın oğul emsalın ara. Demek ki emsal ile hısım olmak en eftalıymış. Tabii yine bir şey daha anlatayım da inşallahurrahman. Biz 1997'de Düzce'deydik ve 2 yıldır hiç şeyhimizin yanına uğramamıştık. 95'te Düzce'ye gitmiştik. 97'ye kadar da hiç yanına uğramamıştık. Bir gün 97'de İstanbul'da şeyhimi ziyarete gittim. O zaman şeyhim küçük Bakkaköy'de Gecekondu'da oturuyor. Dergahı da Gecekondu'nun yanına yapmış. Dursun Baba Hazretleri. Biz de o dergahta duruyoruz. Ziyaretimiz bitti akşama doğruydu. Dedim ki efendim müsaade edersen ben döneyim. Baba efendi dedi ki gitme Engin dedi. Belki Maksud Baba Hazretleri'ne gidebiliriz. Ben de peki dedim. Oturdum. Şimdi benim oturduğum dergahın duvarıyla Dursun Baba Hazretleri'nin oturduğu odanın duvarı aynı. Yani ben burada sırtımı yasladığım duvarla Dursun Baba'nın sırtının yasladığı duvar aynı. O duvar kalksa ikimiz birbirimize sırt yaslayacak derecedeyiz. Öyle bir şey. Yatsı namazından sonraydı. Böyle kıbleye karşı oturmuşum. Bir baktım ki Maksud Baba Hazretleri kıbleden geldi. Hiç duvar mu var adamlarda yok ya. Duvardan girdi geldi benim yanımdan. Benim yanımdaki duvardan da Dursun Baba Hazretleri'nin yanına geçti Maksud Baba Hazretleri. Dursun Baba Hazretleri onu ayakta karşıladı. Oysa yan yana oturuyorduk. Ben demek ki Maksud Baba'ya bakarken babam ayağı kalkmış. Ve efendime söyleyeyim, ben de Maksud Baba'nın geçtiği duvardan ben de kafamı uzattım içeride. Maksud Baba Hazretleri dedi ki Dursun Baba'ya, Hacı Dursun gelebilirsiniz, izin çıktı. O da peki baba dedi ama benim kafam da duvarda onun geçtiği yerden beraber geçmiş öbür tarafa. Dursun Baba Hazretleri benim başımı görünce eliyle benim başımı duvardan iteledi. Bir anda duvar kapandı. Ben bir daha kafayı uzatınca kafam duvara değdi. Ama nasıl seviniyorum Maksud Baba'ya gideceğiz. İlk kez zahiren göreceğiz. Her ne kadar 93'te intizap etmişizse ve intizap ettiğimiz zaman da ilk önce Maksud Baba Hazretlerinin manen elini öpüp sonra Dursun Baba'nın elini öpmüşsek de zahiren hiç görmemiştik. Ve nitekim efendime söyleyeyim bu sevinçle beraber biraz zaman geçti. 1-2 dakika içerisinde 1-2 dakika sonra Dursun Baba geldi. Dergâhtan içeri çıktı. Dedi ki Engin Efendi izin çıktı gideceğiz. Peki babacığım dedim ama o kadar seviniyorum ki sevincim her tarafa bulaşmış. Dursun baba baktı dedi ki Engin çok sevinmek iyi değildir. Arif sevinmez ve üzülmez. Sevinme.
Peki dedik. Neyse Allah-u Teala rahmet eylesin. Kardeşi Numan abiye haber vermişler. Numan abi geldi. Hacı Maksut Aksu kardeşim, dayı Dursun kardeşimle beraber, bir de Numan abi, ben, babam bindik arabaya, doğru Samsun'a gittik. Samsun'a gittik, Hacı Maksut Baba Hazretleri'nin huzuruna geldik. Hacı Maksut Baba Hazretleri'nin elini öptük, oturduk. Hacı Maksut Baba Hazretleri böyle oturduğu sedirden ileriye doğru kalktı. Ayaklarını astı, ellerini şöyle yan tarafa sedirin koydu. Öyle bir kartalın avına yönelmişecek gibi heybet ile böyle hafif öne eğildi. Dedi ki, bilir misiniz? Abdülkadir Geylani Hazretleri bir yerde sohbet ederken insanlar da onun etrafında kalabalığıydı. Gökyüzünden bir anda bir yılan düştü. Yılan Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin ayaklarının önüne düştü. Abdülkadir Geylani hiç canlanmadı ama bütün halk yılanı gören kaçmaya başladı. Her tarafa kaçtı. Bunu anlattı. Neyse bu kadar anlattı. Her tarafa kaçtı ama Abdülkadir Geylani hiç dağılmadı dedi, sustu. Sonra biz öğle namazını gittik, kıldık babamla beraber. Babama dedi ki, camide kıldık, evden ayrıldık. Babama dedim ki, baba gidip Maksud Baba Hazretlerini ziyaret ettik ya, gidelim yanına biraz daha sohbet etsin. Dursun Baba Hazretleri buyurdu ki, Engin dedi, Maksud babam hiç konuşmazdı. Bugün sen geldin diye konuştu. Ve biz gittik yanına. Ondan sonra elini öptük. Dayı Dursun'dan beni, babam dedi ki siz gidebilirsiniz. Biz dönüp geldik. Allah-u Teala şefaatlerine nail eylesin. Maksud Baba Hazretleri, şunu da anlatmak istiyorum. Maksud Baba Hazretleri vefat etmeden 10 gün evvel 17 Mart'ta ziyaretine gittim. Düzce'den saat 11'de arabaya bindirdiler beni. Efendime söyleyeyim, sabah 7'de falan orada yenecekken 4'te araba oraya gitti. Enteresan bir şey. Uçtu mu nasıl gitti bilemiyorum. Otobüs bizi 4'te yendirdi bulvardan. Ben de sağa baktım, sola baktım. Maksud Baba Hazretleri teşrif eyledi. Dedi ki, Engin Efendi şu camiye git. Namazını kıl, orada sana sahip çıkacaklar. Ben de gittim namazımı, sabah namazı yarım saat sonra mıydı neydi, ezan okundu, namazı kıldık. Camiden çıkarken 3-5 tane adam hoş geldin, beş geldin, nerelisin falan. Ben de durumu söyledim. Burada Maksud Baba Hazretleri var, onu ziyarete geldim. Dedim Kocatepe Camii'ndeki işte mezinin babası, imamın babası falan. Onlar, ha Maksud Efendi'yi tanıdık ama onun öyle hal sahibi olduğunu falan bilmiyoruz dediler. Neyse bize çay çorba derken saat 9-10'a kadar oturtturdular kahvede. Yani biz de geldik ziyarete. Geldik kapıyı dövdük. Onun orada oğlu açtı. Camideki o mezin olan ya da imam olan oğlu açtı. Bizi aldı içeriye. Maksud Baba Hazretleri'nin huzuruna vardık. Maksud Baba için dedi ki, babam dedi aşağı yukarı 40 gündür sırt üstü böyle yatıyor. Maksud Baba Hazretleri sırt üstü yanmış. Elleri böyle göbeğinin üstünde. Gözlerini açmıyor. Öyle tabiri caizse pufur pufur uyuyor. Efendime söyleyeyim. Bu oğlu Maksud Baba Hazretleri silkeledi. Baba, baba. Dedim ne yapıyorsun, dokunma. Dedi ki, uyandırıyorum, senden konuşsun. Dedim karışma kardeşim. Hoca da bozuldu tabii bu tepkime karşı ama ben de çok bozuldum. Sen bu Gavsul Vasil'in sultan bir zatın nasıl böyle ellenirsin falan demek, tanımıyor oğulları da. Neyse mübarek rahmetullahi aleyh uyanmadı onun silkelemesiyle. O da çıkıp gitti. Ben böyle yüzüne karşı oturdum, seyrediyorum yüzünü bir 10 dakika kadar seyrettim. 10 dakika sonra Maksud Baba Hazretleri kafasını sağ tarafa döndü, bize baktı. Gözleriyle bir 20 saniye kadar bizi bir süzdü. Süzdükten sonra kafasını ufak bir salladı. Dedi ki, tamam yani gidebilirsin, işaret verdi. Sonra kafasını bir daha dönderdi sırt üstü yatar vaziyette. Gözlerini yumdu. Ben de kalkıp çıkıp geldim. Erzurum'a geldim. 10 gün sonra Maksud Baba Hazretlerinin vefatı geldi. Zahiri babam rahmetli o zaman hayatta izin vermedi bize. Gidemezsen dedi. Bir sürü bahane çıkarttı. Biz de peki dedik, o zaman gidemezsek en azından babamın, Maksud Baba'nın cenazesine giden kardeşlerimiz varsa onları uğurlayalım.
diye aşağıya doğru yeni şehirde oturuyoruz. Aşağıya doğru yeniyorum. Yeni şehirde Solaksa'da camisinin önüne geldim. Maksud Baba Hazretleri teşrif eyledi. Dedi ki Engin Efendi ben görevi Dursun'a verdim. Dedim peki efendim. Efendim 150 metre kadar daha geldim. Orada kırmızı binalar var. Karşıyaka mı ne deniyorlar oraya? O Karşıyaka semtine geldim. Yine Maksud Babam geldi. Dedi ki Engin Efendi ben görevi Dursun'a verdim. Peki efendim dedim. Biraz daha yürüdüm. O zaman orada eski vardı. Su dağıtım şebeke efendime söyleyeyim binası vardı. O dağıtım binasını şimdi yıkmışlar. Palandöken müftülük yapmışlar. O Palandöken müftülüğün önüne geldiğimde Maksud Baba Hazretleri yine geldi. Dedi ki Engin Efendi ben görevi Dursun'a verdim. Ben dedim peki baba anladık bilirim sen görevi Dursun'a verdin. Dedi oğlum ben 3 sefer söyleyeyim de. Ben 3 sefer söyleyeyim de dedi ve gitti. Allah-u Teala şefaatlerine nail eylesin. Kabri şerifi Samsun'dadır. Efendime söyleyeyim şu anda oradadır hale daha. Allah-u Teala Hazretleri şefaatlerine nail eylesin. Selayeti yüksek bir zattır. Kavsul vasilindir. Allah-u Teala hallarından bizlere de nasip eylesin. Piri piran için Allah rızası için El-Fatiha'tı ve selavatı.